Yaptın mı kakanı abadi? Aferin sana. Hemen süpüreyim. Kimse üstüne basmasın. Helal olsun valla. Asıl sana aferin. Köpek gezdiren herkesin bunu yapması lazım. Oh. Hava çok güzel seveyim. Nefes açıyorum. Köpeğine sahip ol aslanım. Hırsızlar da adammış mahalleye. Hırsız mı Dursun abi? Köpekleri de mi çalıyor? Hiç belli olmaz valla. Alt sokakta 3 evi soymuşlar. Bizim eve hırsız mırsız giremez. Şişiririm gözünü. Benim adım Cemil. Bizim eve de giremez. Babam da bir vurur gözüne, görür gününe. Sana 1000 kere o köpeği buralarda dolaştırma demedim mi ben? Dolaştırıyorum. Bana ne? İyi ki bir yönetici olmuş. Her şey karışıyor belkime. Bana bak. Gelirsem oraya. Ben de babamı bir çağırsam. Baba! Baba! Çocuk ortalığı kirletmiyor amca, merak etme. İşte bak, topluyor hayvanın pisliğini. Anladık, anladık. Çek şunu gözümün önünden. Şşt, yönetici, bırak köpekle uğraşmayı. Ayakta uyuyorsun, ayakta. Ortalığı hırsızlar sardı, haberin yok. Heh, tünemiş yine oraya baykuş. Ne hırsızıymış acaba? Basbayağı hırsız amca. Arabaları da soyuyorlar. Amca amca deyip durma oğlum sen de. Hoppala, ne söylesek tersliyor adam. Tersinden kalkmış o da bu sabah babam gibi. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah. İyi günler Cafer abi. İyi günler. Yeşil Banu, okula mı gidiyorsunuz yumuşak yumuşak? Okula. Al bir gofret ya Halis abi. Bana mı bu ne tatlı? Al bir tane de ben vereyim Halis abi. Çok teşekkür ederim. Aferin kızım, aferin. Cafer, buraya gel. Geldim efendim. Buyurun. Sen daha açık bırak şu kapıyı. Bak mahallede hırsızlar cirit atıyormuş. Hırsız mı? Hırsız ya, ne sandın? Arka taraftaki bütün evleri soyup soğana çevirmişler. Bana bak, öyle pilav falan satmak yok bundan sonra. Kapıyı bekleyeceksin eşek. Bir şey sattığınız yok efendim. Ne oluyor öyle eşek eşek? Ağzını topla Serbi Bey amca. Babamla öyle konuşamazsın. Heh, öyle bir konuşurum ki. Ne o, siz de mi açtınız İslam bayrağını? Açtık evet. Bundan sonra sokak kapısı sürekli kapalı tutulacak, anladın mı? Anladım, anladım. Kapatırız. Giren çıkan kontrol edilecek. 24 saat kapıdan ayrılmayacaksın. Yok ya, bekçi köpeğimiz kapıcı mıyız? Allah Allah. Ne dedin sen ne? Bekçi köpeğimiz dedi, duymadın mı? Hangi kapıcı günde 24 saat nöbet tutuyor ha? Kapıcının kanununda hiç öyle bir şey yok valla. Yuh, insaf denen bir şey var artık. Ayıp Serbi Bey amca, ayıp. Şşt, hadi. O tabaklar ne sevgilim? Annemlerin. Biriktikçe birikiyor. Uğramışken bırakayım bari. İyi olur. Sonra arkamızdan laf ediyorlar. Hoşçakalın. Barış'ın altını sık sık değiştir Aydın. Sakın ihmal etme. Saat kaçta ne yapacağını yazdım, masaya bıraktım. Tamam mı? Hiç merak etme sevgilim. Bir öpücük ver bakalım oğlumuza. Hoşçakal benim canım oğlum. Güle güle annesi. Bir öpücük de babasına. İyi günler. İyi günler. Hadi canım hoşçakal. Vallahi insanda kafa bırakmıyor bu Sabri domuz. Yok mahalleye hırsızlar da adammış, bilmem neymiş. Yapma ya, nereyi soymuşlar? Ne bileyim, girmişler arka tarafta birkaç eve. Bu da bana gece gündüz nöbet tutacaksın diyor. Yahu bekçilik mi yapacağız bu yaştan sonra? Ah canım, koca adam oldu maşallah. Nasıl, bebek bakmak zor mu geliyor Aydın Bey? İdare ediyoruz, ne yapalım? Asıl zor gelen işsizlik. Bütün gün evde oturmak çok koyuyor insana be Cafer. Bilmez miyim efendim? Allah kurtarsın. Buyurun. Sağ ol, iyi günler. İyi günler. Bakalım bugün babana göre bir iş var mı Barış? Hoppala. Muhasebeciler, doktorlar, overlockçular. Efendim. Aa, siz miydiniz patron? Günaydın, bu ne güzel sürpriz. Ben de unutulduk diye gücenmeye başlamıştım vallahi. Aşk olsun Emre Bey, olanları siz de biliyorsunuz. Resmen sırtımızdan bıçaklandık. Biz ister miydik gül gibi işimizi bırakmayı? Siz ciddi misiniz? Tabii konuşuruz patron, ne demek?
Bugün mü? Hay Allah. Çocuğa da ben bakıyorum ama. Tamam tamam, bir çare bulurum. Oldu patron. Geliyorum. Sağ olun. Aslan oğlum benim. Bil bakalım ne oldu. Listede bıraktım ama Aydın'a pek güvenemiyorum doğrusu anne. Niye güvenmiyorsun kızım? Elinden geleni yapıyor çocuk. Biliyorum ama kafası çok karışık bugünlerde. Biraz geç kalsam eli ayağına dolaşıyor. Ben de ilgilenir, merak etme. Zaten öğleden sonra geleceğim emzirmek için. Sen de fırsat bulunca bir inip bakarsın anne. Bakarım dedim Bilge, için rahat olsun. Anne, damgasız et falan yemiyorsunuz değil mi? Yok canım, ne eti? Kaçak et çıktığından beri sokmuyoruz eve. İyi bari. Bu ne canım? Zehirli buğday, kaçak et. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Rezalet vallahi. Aydın nasıl? İyi. Biraz kırılmış size. Bize mi? Babanın söylediklerini alındı herhalde. Haklı ama anne, alınmakta. Babam da lafını hiç sakınmıyor. Dandan söylüyor her şeyi çocuğun yüzüne. Neyi söylüyormuşuz bakalım Dandan? Aydın sana gücenmiş biraz babacığım, onu konuşuyorduk. Biraz değil Şükrücüğüm. Bu sefer çok kırdın çocuğu. Söylemesen de olmuyor ama kızım. O da adam olsun, laf söyletmesin kendine. Kabul et Şükrücüğüm. Bazen kaçırıyorsun ipin ucunu. Farkındayım. Bu sefer fazla ileri gittim. Merak etme canım. Biz anlaşırız Aydın'la. Ben gönlünü alırım onun. Çok iyi olur baba. Vay Aydın'ın baygını. Sen buralara gelir miydin? Günaydın Ali'cim. Günaydın ablaların güzeli. Ne haber? Gene geliyor musun günde 3 defa kartal yeğenimi emzirmek için? Geliyorum fırsat buldukça. Kazandığın paranın hepsini taksiye veriyorsun be abla. Belki bir süt anne tutsanız daha ucuza gelir ha? Sen de geç dalganı bakalım. Hadi hoşça kalın. Güle güle Bilge. Babacığım. Güle güle kızım. Gözün arkada kalmasın, hiç merak etme oğlunu. Sağ ol anne. Hadi hoşça kalın. Her şey bir yana Cem, kendimi suçlu hissetmeye başladım. Saçmalama Özge. Sen elinden geleni yapıyorsun. Hepimiz yapıyoruz. Hastaneye yatırmak da bir şeyi halletmiyor Cem. Bu kaçıncı? Doğrusu buydu ama Özge. En azından uzmanların gözetiminde artık. Hadi yeter, üzme kendini. Göreceksin, düzelecek yakında.